Merhaba Lost'un 3. bölümü incelemesine hoş geldiniz. Geçen bölümde baya önemli bir yerde kalmıştık biliyorsunuz. Bizimkiler adada 16 yıldır dönmekte olan Fransız bir kadının bıraktığı mesajı bulmuşlardı. Kendi aralarında bu durumu diğerlerine anlatıp anlatmama konusunda ufak bir tartışma yaşıyorlar. Çünkü kadının bahsettiği kişilerin ölümü ve daha doğrusu Shannon'ın tam anlamıyla Fransızca bilen birisi olmaması sebebiyle, yani doğru çeviri yapmamış olması ihtimalini de göz önüne alarak insanları durduk yere ürkütmek istemiyorlar. Ama sonradan anlayacağız ki Shannon'ın Fransızcası aslında o kadar da kötü değilmiş. Ekibin içinde çıkan ufak bir tartışmadan sonra silahın Kate'de kalmasına karar veriyorlar. Suçlu olduğunu bilmemelerine rağmen bu konuda Kate'e güvenmeleri oldukça manidar bence. Ve bu bölümle birlikte ilk kez bir karakterimizin geçmişine odaklanacağız. Flashbackler dizi boyunca bizlerle olacak. Eskiden izlediğimde bu kısımlardan biraz sıkıldığımı hatırlıyorum. Ada hayatını izlemek her zaman favorim olmuştur. Ama diziyi ikinci ya da üçüncü kez izleyişimde flashbacklere de şans vermem gerektiğini düşündüm. İyi ki de yapmışım. Çünkü hiç düşünmeyeceğiniz kadar güzel detaylarla karşılaşıyorsunuz. Her birisinin hikayesi özenle yazılmış ve en önemlisi de bu hikayelerde kendinizden çok fazla şey buluyorsunuz. Karakterlerin hiçbirisi mükemmel kişiler değil, her birinin iyi ve kötü yanları var. Bu da yine karakterlerle en iyi şekilde empati yapmanızı sağlayan özelliklerden bir tanesi. Kate Austen de Lost'un önemli kişiliklerinden, çok güzel bir karakter gelişimine şahit olacağız. İlk olarak çiftçi bir adamın ahırında uyandığı sahneyi gördük. Burada kendisini tanıtmak için kurduğu birkaç cümleden çok kolay bir şekilde yalan söylediğini anlayabilirsiniz. Ki bu adam da bizler gibi pek güvenmiş görünmüyor. Bu hikayeden güzel şeyler çıkacak. Birazdan buraya döneceğiz. Sait geri kalan herkese sinyal gönderemediklerini anlatmaya çalışırken Kate'in hemen Jack'in yanına geldiğini görüyoruz. Bu ikiliyi birbirine çok yakıştırdığımı da söylemek isterim. Jack de öyle düşünüyor olmalı ki kelepçenin sahibinin Kate olduğunu kendisinden duymak istemişti. Ama Kate henüz kendiyle ilgili bir şeyleri, özellikle böyle önemli bir olayı açıklama konusunda dürüst bir insan değil maalesef. Jack'in ölmek üzere olan polis memurunu kurtarabilmek için uçak enkazında ilaç aramaya gittiğini görüyoruz. Bu arada Lost'un çekildiği bu kara parçasından bahsetmek istiyorum. Dizi çoğunlukla Hawaii'nin Oahu adasında çekiliyor. Gördüğünüz alan gerçekten de bir ada. Set değil, CGI değil, oyuncuların tamamını Hawaii'ye getirip çekimlerin her birini burada gerçekleştirmişler. İlerleyen bölümlerde Amerika, Irak, Güney Kore, Nijerya olarak göreceğimiz birçok yer olmak üzere daha birçok bölgedeki çekim yine Hawaii stüdyolarında gerçekleştiriliyor. İlk bölümde söylemiştim, bu uçak ve parçalanan kısımda oldukça gerçek. Yani bu dizi için koskocaman bir uçak parçalanmış. Bu sırada Claire ve Charlie'nin de çok güzel anlaştıkları görülüyor ki bu ikiliyi de ben gerçekten çok seviyorum. Başlarda Charlie'yi pek sevmediyseniz bile ileride ısınacağınıza eminim. Polis ve Kate arasındaki gerginlik devam ediyor. Jack sabıkalı olduğunu söylemediği için Kate'e birazcık trip atıyor. Ama dediğim gibi Kate çok şüpheci bir kadın. Çevresindeki insanlara güvenme konusunda çok sorun yaşıyor. Bu hale gelmesinin de çok önemli sebepleri var. Bunlardan bir tanesini de bu bölümde gördük aslında. Güvenip sığındığı yaşlı adam tarafından sırf başına 23 bin dolar para ödülü konuldu diye polise teslim edilmeye çalışıldı. Evet, yine 23, bu da o meşhur sayılardan bir tanesi biliyorsunuz. Ama şimdilik Kate ne kadar suçlu ve güvenilmez birisi olarak görünse de yine de polisten istediği şey kendisini ispiyonlayan o adamın 23 bin dolar parayı alabilmesi. Çünkü adamın bir ipotek borcu olduğunu öğrenmişti. Onu ne kadar zor duruma soksa da yine de belli bir süre yanında çalıştığı için yaşlı adamın iyiliğini düşünebilecek kadar da iyi bir insan aslında. Ama şu sahnede verdiği kararın doğruluğu tartışılır. Bu polisin bu adada iyileşebilmesi gerçekten çok zordu. Yine de Jack günlerdir bu adamla ilgileniyordu. Bir şekilde hayatta tutabilmek için en azından. Adamı vurup acısına son vermek onun rızası dahilinde belki gerçekleştirilebilirdi. Ama gidip de elindeki silahı Sawyer'a vermemelisin. Hadi verdin diyelim, bir işte de tam yaparsın. Burada Sawyer için konuşuyorum. Çünkü adamı öldürmeyi bile beceremedi. Sadece daha çok acı çekmesine sebep olacak saçma sapan bir hareket yaptı. Diğer yandan Walt ve Luck arasında güzel bir dostluğun başladığını gördük. Walt Vincent'a kavuşabilsin diye Luck genellikle köpekleri çağırmak için kullanılan bir düdük yapmış ve bununla da Vincent sonunda sahil yolunu bulmayı başarıyor. Luck'ın burada Michael'a çok centilmence bir hareket yaptığını gördük ama Michael böyle düşünceli bir hareketi hak eden bir adam mı hiç zannetmiyorum. Charlie'nin parmaklarına yazmış olduğu bu yazılarda karakterle özdeşleşen, aklınızda yer edecek şeylerden bir tanesi olacak. Bu bölümün favori cümlesi ise Jack'ten geliyor. 3 gün önce hepimiz öldük. Hepimiz yeniden başlayabilmeliyiz. Her ne kadar tartışmaya çok ama çok açık bir cümlede olsa bu mevzuyu sonraki videolara bırakacağım. Lost'un 3. bölümü hakkında benim söyleyebileceğim şeyler bunlar. Daha fazla Lost videosu için takipte kalmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Haftaya Perşembe yeni bölümde görüşmek üzere.